Efendim. Tabii hayat böyle hani hep böyle doğum günü işte hani çiçekler böcekler falan gibi gitmiyor. En azından bizim programımızda gitmiyor. Ama hem kötü bir tarafıyla da çok iyi bir gelişme oldu. Dün biliyorsunuz size Kastamonu'da hareketli dakikaların yaşandığını söylemiştim. Çataloğlu ailesi. Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin, Serdar, Çataloğlu. İşte bütün bir köyünde evini yakarak ortadan kaybolan bu 5 kişilik aile nerede? Jandarma hafta sonunda dahil olmak üzere gerçekten yoğun bir çalışma içindeydi. Önce biliyorsunuz size gelişmeleri aktarmıştım. İki kardeş tutuklandı. Bunlar hem kardeş hem bacanak. Yani aynı ailenin iki kızıyla evlenmişler. Sonrasında bu kardeşlerin kayınpederi tutuklandı. Sonrasında o kayınpederin diğer bir üçüncü damadı da tutuklandı dün. Ve efendim işte bu gelişmelerin ardından bu kişilerin sayısının artabileceği de söyleniyor. Bu gelişmelerin ardından dün bu tutuklanan kişilerden biri itiraf etti. Aa. İtiraf etti. Evet. Biliyorsunuz diğer o iki kardeş itirafta bulunmamıştı. Evet. Biri itiraf etti ve dedi ki evet hani yani bu nasıl söyleyeyim? Yani aileyi öldürdüklerini itiraf ettiler. Hani en şeyi. Bu kişileri Fazıl, Sabah, Şengül ve Emin'i köyün 1,5 kilometre uzaklığında bir uçurumdan aşağıya atmışlar. Bugün jandarmanın, emniyet güçlerinin orada arama çalışması yapması planlanıyor. Nedeni konusunda henüz çok net size bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü ilk günden itibaren jandarma ve savcımız olayın infial yaratabileceği endişesiyle ayrıntıların paylaşılmasını arzu etmediler. Evet. O yüzden biz de onların bu arzusuna saygı duyuyoruz. Hani hep konuştuk ya hani amaç hayvan çalmaksa bu evler niye yakıldı? Hani evler yakıldıysa niye bu aile alındı da uçurumdan aşağı atıldı? Hani bu soru işaretleri hala kafalarda. Evet. Ama bugün bir arama çalışması yapılması bekleniyor. Artık inşallah bu ailenin diğer fertlerine de ulaşalım. Evet. Çünkü biliyorsunuz gelin hanımın ailesi buradaydı. Fazıl Bey'in ailesi buradalar zaten şimdi yanımızda olacaklar. Onlar şunu diyorlardı hani bizim ümidimiz kalmadı bu kadar gün geçtikten sonra ama özellikle kız kardeşinin hani açıklaması çok yürek burkucuydu. Ben kardeşimin saçının teline razıyım yeter ki bulalım demişti. İnşallah bugün bu ailenin diğer fertlerine de ulaşılacak. Herkes gibi onlar da bir cenaze namazını, bir mezarı hak ediyorlar. Yani en azından bunu hak ediyor evet. İnsanoğlu. Bugün inşallah onlara ulaşılacak. Bir isterseniz önce haberimizi izleyelim. Muhabirimiz Burak'a bağlanacak, bağlanacağız. Orada tabii biraz hava şartlarından dolayı da sıkıntılar var. Ama arkadaşlar yayın almaya çalışıyorlardı. Burak Çelinksoy da Kastamonu Bürme Kuzuören köyündeki yanan evin önünde canlı yayında bize gelişmeleri aktaracak. Önce bandımızı izleyelim. Kastamonu'da 29 Kasım'da çıkan esrarengiz yangının üzerindeki sır perdesi aralanıyor. İki ev esrarengiz bir şekilde yanmış, hayvanlar telef olmuş. Evin 12 yaşındaki oğlunun evin içinde yandığı tespit edilmiş. 4 kişi de kayıp. Bunların başına dışarıdan bir iş gelmiş ama 12 yaşındaki çocuk nasıl evin içinde kalmış da diğerleri alınmış, nereye götürülmüş? Çataloğlu ailesinin sırra kadem bastığı yangınla ilgili tutuklu zanlılardan birine keşif yaptırıldı. Yangınla ilgili geçen hafta içi Erkan ve Ersan isimli iki kardeş tutuklanmıştı. Kastamonu'da hafta sonu da hareketli saatler yaşandı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırmalarını yoğunlaştırdı. Çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Yangınla ilgili Erkan ve Ersan K. kardeşlerin kayınpederleri Ali Ş. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan kayınpeder Ali Şeyh'in eşi Hatice Hanımsa Çataloğlu ailesinin köylüsüydü ve Fazıl Çataloğlu'nu tanıyordu. Telefon sinyallerinin olay gecesi bu bölgede olduğu, bölgede görülen kamyonetin de yine damadımız Erkan Bey'e ait olduğu tespit edilmiş. Ben görmedim, buraya gelmedi kamyonuna. Jandarmalar akşam geldiler. İv aradılar, ahır aradılar, samalı aradılar, damlar aradılar, ahırlar aradılar. Ben bunların ikisinden de beklemem bu işi. Yangın gecesi damatlarınız size geldiler mi? Gelmediler. Kandil gecesi Erkan geldi, kızı çocuklarına gitti yani arabayla. Size ziyarete geldiklerinde hiç bölgeyi de dolaşırlar mıydı? Fazıl Çataloğlu'nun evinin oraya hayır, çıkarlar mı? Hayır hayır, hiç ondan bilgisi yok benim damatlarım. Oraya gitmezlerdi yani, ben bilmiyorum. Yangınla ilgili dün de tutuklu 3 zanlıdan biri önemli itiraflarda bulundu. Zanlı itirafında Çataloğlu ailesinin 4 ferdini evin enkazına yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir noktadan attıklarını söyledi. Jandarma ekipleri tarafından bölgeye getirilen zanlıya keşif yaptırıldı. Zanlının itirafı çerçevesinde Çataloğlu ailesinin geri kalanına ulaşmak için jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Keşif, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında sürdü. Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye kimse alınmadı. Zanlı daha sonra Çataloğlu ailesine ait traktörün bulunduğu Elma Yakası köyündeki ormanlık alana götürüldü. Suçunu itiraf eden zanlı traktörün bulunduğu alanda Cumhuriyet Savcısına konuyla ilgili bilgi veriyor. Keşfin ardından tutuklu zanlı yeniden geniş güvenlik önlemleri arasında Kastamonu E tipi kapalı cezaevine götürüldü. Öte yandan ailenin köpekleri evin enkazından bir an olsun ayrılmıyor. Sahiplerinin dönmesini bekleyen köpekler, Kastamonu Belediye Veterinerlik Dairesi Müdürlüğü, Haytap Kastamonu İl Temsilcisi ve Orman ve Su İşleri Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından unutulmadı. Yetkililer olay yerine gelerek köpekleri besledi. Bölgedeki hareketlilik ise sürecek. Zanlının itirafları doğrultusunda Çataloğlu ailesinin 4 ferdini bulmak için arama çalışmaları düzenlenecek. Evet ve evin gelini Şengül Hanım'ın abisi ve abisinin kayınvalidesi aramızda. Yani bekliyorduk ama yine de tabii öğrenmek insanı çok sarsıyor. Ne bileyim Müge Hanım, sözün bittiği yerdeyiz herhalde. Nasıl olabilir insanın, çünkü insan olarak algılayamıyorsun. Yani böyle bir şeyin nasıl olabileceğini insan olanın, insan olanın ama tırnak evet. içinde... algılaması mümkün değil. Şurada şimdi köpekler çıktı. Burada seyircilerimiz ah canım yazık falan dediler. Yani oradaki işte 3 tane köpeği görüp ah aç kaldılar, yalnız kaldılar diye üzülüyorlar. Orada bir aile, bir köy yakılıyor. Biri ve yine aynı yani insanoğlu tarafından. Köpekleri evet. görünce ay canım diye işte üzülen insanlar. Bir aileyi ve bütün bir köyü yakmakta sakınca görmeyen bir başka insanoğlu tırnak evet. içinde. İnsan görüntüsündeki mahluklar. Görüntüsü evet. insanların. Yani gerçekten çok üzücü. Bugün arama çalışmaları yapılacak. İnşallah cenazelerine ulaşırız. Siz de toprağa verirsiniz. İnşallah. Gerçekten bunu da çok arzu ediyorum. Yani zaten hani böyle bir cinayet olduktan sonra hani amaç cenazelere ulaşabilmek. Şimdi dün size bahsetmiştim. Hani burası buraya nasıl geldiler? Şimdi burası aslında gerçekten dağın başı. Hani köy var, köydeki herkes gitmiş. İki hane kalmış ama diğer evdekiler de zaten yaşamıyorlar. Tamamen Çataloğlu ailesinin hani orada ikamet ettiği bir yerden bahsediyoruz. Bu az önce konuşan hanımefendi vardı ya, damatların kayınvalidesi yani tutuklanan iki kardeşin kayınvalidesi. Bu kayınvalide buraya yakınası. Yani kayınvalide buraya yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta. Yani o yüzden o damatların, o iki kardeşin kayınvalideleriyle dolayı Çataloğlu ailesinin yaşadığı yeri bilmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Aynı şekilde işte bu hanımefendinin kocası da tutuklandı. Diğer damat da tutuklandı. Hani biz diyorduk ya buraya ne yakın, kim tanıyor? İşte aralarında 3 kilometre bir mesafe var. Fakat öğrendiğimiz bir şey daha oldu. Bize Aysel Tembel ulaştı. Aysel Hanım dedi ki bu kardeşler, bu tutuklanan kardeşler benim de hayvanlarımı çaldı dedik. ...lerle ilgili daha önce de hayvan çalmaları konusunda işlem yapılmış. Fakat delil yetersizliğinden serbest kalmışlar. Hatta bu hayvanı çalarken kardeşlerin birisinin başını yaralamış. Ya bunu şunun için söylüyorum.
Yani bazı şeylerde de artık yani ne delil arandığını da ben anlayamadığım için, sinirlendiğim için söylüyorum. Kadın demiş ki kardeşlerden biri hani giderken de kafasını çarptı bu çocuklardan biri. Sonra bulmuş tekrar jandarma, getirmişler. Gerçekten bunun suratları maskeliymiş. Gerçekten kafasında da bir yara izi var. E ne oldu demişler, ağaca çarptım. E yani ne tesadüf yani. Ve kadın dedi ki cuma günü, hanımefendi diyor ki cuma günü sizin programda ben bu kardeşleri görünce tanıdım. Biz de mağduruz, başka hayvanları da çaldılar. Yani iyi ki bize bir şey yapmadılar. Yani bu aile yani özel olarak ne yapıldığının altında başka bir neden aranıyor şu anda. Hı. Çünkü hayvan çalma meselesi evet. Değil bu sadece. Ama ya beni de öldürselerdi diyor şimdi Aysel Tembel Hanım. Bakın izleyelim. Aysel Hanım, siz bize Çataloğlu ailesinin evinde çıkan yangınla ilgili olarak tutuklanan Ersan ve Erkan kardeşleri tanıdığınızı söylediniz ve bunun üzerine yanınıza geldik. Siz bu iki kardeşi nereden ve nasıl tanıyorsunuz? Müge Anlı'ya çıktıklarında görünce bunlar dedim hani benim hayvanlarımı çalan insanlar. Peki sizin hayvanlarınızı çalmaya gelen iki kişi bu fotoğrafta görülen abi kardeş mi? Evet. Emin misiniz? Dikkatlice eminim. Bakar mısınız? Eminim. Bizim köyle aramızda bir kilometre bir uzaklıkta bir evleri var bunların. Oradan tanıyorum. O köyde koyun falan besliyorlar. Bunlar 18 Eylül 2017 tarihinde benim 5 büyük hayvanımı çaldılar. Ardından 1 ay 9 gün sonra bir daha geldiler. İkinci geldiklerinde ben hani bunları net gördüm. Buzağı bağırtısına uyandım ben. Köyün içine kaçırmışlar. Ahırı tam boşaltacaklarmış. Hepsini hazır vaziyete getirmişler. Jandarmayı çağırınca kaçtılar. Boşaltsalardı bana zarar verebilirlerdi. Ne kadar maddi zararı uğrattılar sizi? 60 milyar değerinde. Nihat Çetin'in damın küçük camından koyununu alıp kestiler. Bir sene ara verdikten sonra başkasına aldığı bir kurbanlığı aynı mevkide kesiyorlar. İçinin bağırsaklarını kötü yerlerini orada bırakıyorlar gidiyorlar. Kayınpederinin babasının hayvanlarını da çaldılar bu sene. Demek ki bunlar köyü komple kaldıracaklardı. İhbar ettim, yakalandılar. Delil yetersizliğinden bunlar serbest bırakıldı. Çataloğlu ailesinin evinde çıkan yangınla ilgili tutuklandıklarını öğrendiğinizde... Tedirgin oldum. Hemen bunlar aklıma geldi. Bu aile hani bunlarla mutlaka yani hani duymuştur, çatışmaya girmiştir. O şekilde bunlar kendilerini kaybettirmişlerdir diye düşündüm. Hatta o yangından sonra Daday'da bir yere daha girmeye çalışmışlar. Adam... Abi çarşıdan geliyormuş. İçeriye giriyor. Bunlar kaçıyorlar. Tabii ki bunlar diye düşünüyorum ben de. Çünkü bunlar maske giyiyorlar kafalarına tanınmamak için. Bunları hani vücut yapılarından, boylarından o gün hani gözünü benim orada saca vurdu. İfade verirken arkadan giren dedim. Yüzünü vurdu saca. Ondan sonra sormuşlar hani neden kaçıyorsun demişler. Arabanın demiş muayenesi yoktu o yüzden kaçıyorum demişler. Yüzüne ne oldu demişler. Dal mı çarptı demiş öyle bir şey söylemiş yani. Kardeşlerin programımıza bağlanan babaları oğullarının kesinlikle bu tip bir konuyla ilgili olamayacaklarını söyledi. Şahsen onu da tanıyorum. Babaları çocuklarının bu tip işlere karıştığından haberdar değil mi yani? Haberdardır. O köye... Sarp'ın tarafına götürülüyor hayvanlar. Bunlar Kastamonu'da kalıyorlar. Kim bakıyor o hayvanlara? Kim ilgileniyor? Mesela dağa mezbaha kurulmuş. Ben gidip bakacağım. Mesela köyde kim bakıyor? Bunlar bakıyorlar yani. Bu hayvanlar nereden geliyor? Peki siz olay sonrası bu kişiler hakkında şikayetçi oldunuz? Oldum. Ama daha yüz yüze gelmedik. Girmedik yani mahkemeye. Peki hayvanlarının çalındığını söylediğiniz diğer kişiler şikayetçi oldular mı biliyor musunuz? Benim duyduğum kadarıyla olmadılar. Bir de eşlerine sorulsun yani. Yangın olduğu gece evlenmişler. Miymiş? Ben bu hırsızların bırakılmamasını, cezalarının neyse büyük bir derecede çekmesini ve zararımızın karşılanmasını istiyorum. Daday halkı olsun, neresi olursa olsun şikayetçi neden olmuyorlar? Bunların olduğunu herkes biliyor. Herkes cezalarını çeksin.